LGS'ye son 172 gün hayallerimize kavuşmamız için, emeklerimizin karşılığını almamız için 172 gün daha beklememiz lazım. İnşallah o güzel günlerde gelecek ve bu yaptığımız çalışmaların, bu gösterdiğimiz gayretlerin karşılığını hayırlısıyla alacağız. Günün sözüne baktığımızda Napolyon diyor ki, hiç kimse kişisel özveride bulunmaya istekli olmadan büyük bir başarı yakalayamaz. Yani Napolyon şunu demek istiyor. Emeksiz yemek olmaz. Zahmetsiz rahmet olmaz. No pain, no gain. Gerçekten de şu anda eğer üzülüyorsanız, sıkılıyorsanız, yoruluyorsanız, stresleniyorsanız, yapamıyorum diyorsanız o zaman kazanacaksınız. Çünkü gayret gösteriyorsunuz, zorluyorsunuz kendinizi. Aman işte önemli değil ya ben çalışmıyorum zaten benimle alakalı bir şey yok. Diyorsanız zaten konuyla alakanız yok. Ama ya çalışamıyorum, çalışmalıyım, daha çok çalışmalıyım, olmuyor. Matematik sıkıntı yaşıyorum, fen de şöyle oluyor. Diyorsanız kazanacaksınız. Çünkü gayret gösteriyorsunuz. Sıkıntı çekmeniz de kazanmanıza dahil arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Günün yorumuna baktığımızda hayal dünyası 500 247 beğeni almış. Diyor ki ders çalışmak istiyorum ama derse geçince sıkılıyorum ne yapmalıyım. Birincisi derse geçtiğimizde sıkılmamak için mutlaka planlı bir şekilde çalışmamız lazım. Yani ben ne yapacağımı bilmem lazım. Ben bu 200 soruyu bitirdikten sonra, bu 100 soruyu bitirdikten sonra, bu 50 soruyu bitirdikten sonra, matematikteki şu testi bitirdikten sonra dersen kalkacağım diyeceksiniz ve oradan kalkıncaya kadar onu bitirmeden kalkmayacaksınız. Yani ben bu bir saatlik çalışmam yapmadan, bu Türkçe sorularını bitirmeden kalkmayacağım diyeceksiniz. Planınız olursa yapacaklarınızı bilirseniz sonrasında aralarda zaten güzel güzel dinlenirsiniz. Yani dinlenmek de çalışmaya dahil, eğlenmek de çalışmaya dahil, ders çalışmak da sınavı kazanmanıza dahil. Dolayısıyla e, siz ders çalışmaya oturduğunuz zaman bir saat sonra dinleneceğinizi bilmelisiniz. Ya ben şu iki soru yaptıktan sonra 150 soru yaptıktan sonra işte bir saat sosyal medya vakit geçireceğim. Veyahut da işte iki saat oyun oynayacağım. Fark etmez. O bizim için fark etmez. Şu anda e, işte kendi bilgisayar oyunlarınıza e, pandemiden dolayı daha çok zamanınız var. Okula gitmiyorsunuz. E daha çok zamanınız varsa oyuna da zaman ayırabilirsiniz artık. Eskiden okula gidiyordunuz, geliyordunuz. iki saat yolda kaybediyordunuz. Dolayısıyla oyun oynayacak zamanınız yoktu. Ama şu anda madem okula gitmiyoruz o zaman zamanımız var. Derste de çalışabiliriz. Eskisinden daha fazla çalışabiliriz. Daha yüksek okullar kazanabiliriz. Ve eskisinden de daha fazla oyun oynayabiliriz. Ama planlı olması lazım. Yani ders çalışmaya oturduğunuz zaman sonsuza kadar ders çalışacağınızı düşünmemelisiniz. Ya ben bu ders çalıştıktan sonra bu iki testi çözdükten sonra saat 1 ile 2 arasında aram var. Orada oyunumu oynayacağım demelisiniz. Matematik testini yapamayınca matematikten soyuyorum ne yapmalıyım? Matematik testleriyle alakalı zaten size her zaman söylediğimiz bir sistem var. İlk başta ama ilk başta kolay sorularla başlamalısınız. Sonra orta seviye sorular, sonra zorlayıcı soruları da uzun sürelerde çözmelisiniz. Ve bu soru esasla her öğrencinin sıkıntısı demek ki siz de bu sıkıntıyı çektiğinize göre çalışıyorsunuz ve demek ki geçen sene kazanan şu anda hayallerindeki lisede olan dokun sınıfa geçmiş olan ve istediği Anadolu Lisesi'ne, Sosyal Bilimler Lisesi'ne, Fen Lisesi'ne, Anadolu İmatip Lisesi'ne, Anadolu Teknik Meslek Lisesi'ne yerleşmiş olan bütün öğrenciler bunu söylüyordu geçen sene. Matematik testi yapamayınca matematikten soyuyorum ne yapmalıyım? Vazgeçme, çalış, soruları bir daha çöz, bir daha bir daha çöz. Fende, Türkçe'de, İnkılap'ta, Dinde, İngilizce çok daha iyisini yap. Matematikte de yapabileceğin en iyisini yap dedik ve hepsi kazandılar. Sonuçta amacınız Türkiye birisi olmaksa tabii ki şu anda bir yanlış yaptığınızda bile moraliniz bozulmalı ve üf ya niye yapamıyorum? demelisiniz. Ama şu anda birkaç tane soru yapamadım diye üzülüp ders çalışmaktan vazgeçmek, fende, türkçede, inkılapta, dinde, İngilizlik soruları tamamen kaçırmak ve matematik yapabileceğimiz sorulardan da vazgeçmek bizim hayallerimizden vazgeçmemizi sebebiyet veriyor. Yani hepsini doğru yapınca yazılıda 100 alırsın. İşte 85 puanlık yer yapınca 85 alırsın. Ama bu sınav öyle bir sınav değil. Sen matematikte 5 yanlışa girdiğin bir yeri bu sefer 6 yanlışa kazanabilirsin. 7 yanlışa girmek istediğin bir yeri 10 yanlışa da girebilirsin. Niye sınav kolay olmuştur veya zor olmuştur? Dolayısıyla bu bir sıralama sınav. Sen diğer adaydan daha iyi yaparsan, diğer adaydan daha çok çalışırsan, o vazgeçtiğinde sen soğumayıp vazgeçmezsen... Sen daha fazla soru doğru yaparsın veya daha az yanlış yaparak daha yüksek nete ulaşırsın ve hayallerine kavuşursun. Yani Galatasaray şöyle olmuyor mesela. İşte Beşiktaş Anadolu Sesi 87 netle alıyor. Hayır, bazen 86 netle alıyor. Bazen 90 netle bile alamıyor. Çok kolay bir sınav oluyor. Herkes yapıyor bu sefer. Ha, herkes yapınca da bu sefer netler yığılabiliyor. Dolayısıyla sınavın zor ya da kolay olması değil, senin daha çok çalışıp diğer adaylardan daha fazla net yapman önemli. Günün kaynağına baktığımızda kota, konu taramaları, matematik kotası. Matematik'e her bir konuyu konu taramaları şeklinde yeni nesil özel sorularla sizler için hazırladık. Burada tabii ki kare kodu okutaraktan soruların çözümünü dinlemeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Matematik, vazgeçmeme, gayret gösterme, sonuna kadar ısrar etme dersi. Vazgeçmeyenler, ısrar edenler kazanacaklar. Günün okuluna baktığımızda Maltepe Fen Lisesi. Tıp, diş hekimliği, mimarlık, hukuk, mühendislik, eczacılık sayısal bir lise. Dolayısıyla da sayısal bölümlere çok büyük bir yılma olduğunu görüyoruz. Ama fen lisesinden de sözel bölümlere girilebiliyor hukuk, Anadolu lisesinden de tıp fakültesine gidebilirsiniz. Önemli olan Türkiye'deki bu güzel okullardan birine yerleşmek. Hadi bakalım. ödülü sorumuzu yapın yorumları yollayın arkadaşlar.